Bildiğiniz üzere ilk olarak 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgını dünyada eşi benzeri görülmemiş bir pandemi meydana getirerek hepimizin hayatını ve geleceğini radikal bir şekilde etkilemiştir. Ülkemiz ve dünya için başta karamsar bir tablo söz konusu olsa da aşının bulunmasıyla birlikte tabiri caizse tünelin ucundaki ışık göründü diyebiliriz. Her ne kadar sona yaklaşmış olsak da gelinen noktada aşı karşıtlarının direnciyle aşılama sürecinde aksaklıklar meydana gelmiştir. Yaşanan bu süreçte şüphesiz akıllara ilk gelen lerden biri de aşı olmayı reddetmesi durumunda işçinin hukuki durumudur. Zira iş yerlerindeki sirkülasyon ve yoğun etkileşim beraberinde ciddi bir riski getirmektedir. Öncelikle ifade etmek isterim ki, yalnızca aşı olmadığı gerekçesiyle doğrudan işçinin iş haddinin feshedilmesi hukuka aykırıdır. Bu noktada COVID-19 hastalığına yakalanan işçinin diğer işçilerle ve müşterilerle temasının bulunup bulunmadığının değerlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca iş sözleşmesinde feshin son çare olması ilkesi uyarınca işçi açısından izole bir alan oluşturulması ya da bir pozisyon sağlanması mümkünken sırf aşı olmadığı gerekçesiyle iş haddine son verilmesi uygun değildir. Ancak işveren iş yerinde zorunlu iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla mükelleftir. Hem işçilerin hem de müşterilerin korunması işverenin sorumluluğundadır. Bu bakımdan yasal bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple işveren öncelikle COVID-19'a karşı gerekli tüm tedbirleri iş yerinde almalı ve aşılanma noktasında işçilere gerekli tüm imkanları sağlamalıdır. Tüm bu imkanlara rağmen iş yerinde etkileşimin kaçınılmaz olması ve durumun ciddi bir risk taşıması halinde herhangi bir meşru ve bilimsel gerekçesi olmaksızın aşı olmayı reddeden işçinin iş akdi bu kez iş güvenliği gerekçesiyle feshedilebilir. İşveren tarafından yapılan bu fesih işlemi olsa olsa geçerli nedenle bir fesih işlemi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda işveren haklı bir nedeni olmaksızın aşı olmayı reddeden işçiyi işten çıkarabilecek. Fakat kıdem, tazminat, ihbar gibi tüm haklarını ödemek suretiyle işten çıkarması mümkün olacaktır.